Derya Alabora o doğduğunda takvimler 19 Ağustos 1959'u gösteriyordu. Türkan ve Nazım çiftinin kızı olarak dünyaya gelen Derya Alabora soyadını ikinci annesi olarak gördüğü teyzesinden almıştı. Ankara'da büyüyen Derya Alabora'nın ailesi de sanatla iç içe bir yaşam sürüyordu. Babası opera sanatçısıydı. Derya da hep operaya, baleye ve tiyatroya giderdi. Sanata olan ilgisinin yanı sıra eve doğru düzgün girmeyen, ağaçlara tırmanan haylaz bir çocuktu. Küçüklüğünde hep dansçı olmak istiyordu. Bıraksalar sabaha kadar dans edeceğini söylüyordu oyuncu olmaya karar vermesi ise kuzeni Mustafa Alabara sayesinde oldu. O günlerde tiyatro çalışmaları yapan Mustafa Deryalarda kalıyordu. O yüzden evde sık sık tiyatro konuşuluyordu. İşte Derya o günlerde oyuncu olmayı koydu aklına. Kuzeni Mustafa'dan da bu konuda büyük destek gördü. Derya'yı konservatuar sınavlarına hazırladı. Sınavları kazanan Alabora 1982 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Hemen ardından Bursa Devlet Tiyatroları bünyesine dahil oldu. Burada bir yıl kadar çalıştıktan sonra istifa etti ve çeşitli özel tiyatrolarda çalıştı. Daha sonra tiyatro grubun kurucusu kadrosunda bulunan Alabora tiyatrodan hiç kopmadı. Bu arada 24 yaşında gönlünün kapılarını aşka açtı ve kendisi gibi oyuncu olan Uğur Yücel'le nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Can Yücel adında bir oğulları oldu. Oğlu doğduğunda ilk birkaç sene oyunculuğa ara verdi ama dublaj çalışmalarını sürdürdü ancak onun için oyunculuğu bırakmak söz konusu olamazdı. Bir süre sonra hem anneliği hem oyunculuğu birlikte götürmeye başladı. Yıllardır süren evliliklerinde hala birbirlerine sevgiyle bakıyorlar. Derya Alabora Posta'dan Kezban Yılmaz'a verdiği röportajda hayatında bir kez aşık olduğunu söylemiş ve aşık olunca nasıl biri olduğunu şu sözlerle anlatmıştı. Çok bencilleşmem, kıskançlık mesela bana uygun değildir hiç. Özgüvensiz bir duygu çünkü. Ben daha verici oluyorum aşık olduğumda. Sevdiklerim için bir şeyler yapmayı severim. Dolu dolu yaşarım aşkı. Müthiş bir şey aşk. Ondan başka bir şey düşünemediğin, her saniye onunla yatıp kalktığın bir enerji. Bir nedeni olmadan iki bedenin birbirini çekmesi. Ayrıca biricik eşi Uğur Yücel'le ilgili Hürriyet'ten Ömür Gediye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Uğur çok özel bir insandır gerçekten. Çok yeteneklidir. Ama başka bir ülkede yaşasa çok daha üretken olabilirdi diye düşünüyorum. Ülkemizde ticari işler daha çok destekleniyor. Derinlikli anlatımlarsa kabul görmüyor. Bunlar sanat filmi diye bir kenara itiliyor. Uğur'un bundan sonra da çok iyi filmler yapacağına eminim." Uğur Yücel ise eşiyle ilgili şu sözleri kaleme almıştı. ''Bazen suskun, biraz deli, çok olgun, lezzetli ev yemekleri pişiren, eğlenceli, anaç, düşkün dostu, adaletli, gece geç saatlerde barını kapayıp tek başına kaybolup giden kahvislav kadınlara benzer.'' 1987 senesinde ilk kez Bir Kırık Bebek adlı film için kamera karşısına geçti Derya Alabora bu film ona Ankara Film Şenliği'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü getirdi. Filme dahil olma sürecini Cumhuriyet'ten Hilal Köse'ye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Konservatuardan 1982 yılında mezun oldum. Bir yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Sonra da sinemaya, tiyatroya daldım. Sinemaya bir tesadüfle çok erken başladım. Nisan Akman'ın yönettiği Bir Kırık Bebek filmiydi. Aklımda sinema yoktu. Bir oyuncu aranıyordu kuzenim Mustafa beni önermiş. Gittik konuştuk. Çektikten sonra da çok güzel oldu karakter dediler. Nasıl oldu, iyi mi oldu modundaydım ben de. Sinema oyunculuğu daha ulaşılmaz bir yerde durduğu için Türkiye'de sinema açısından şanslı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum.'' 1988 senesinde Çağan Irmak'ın kısa filminde Erkan Can'la birlikte kamera karşısına geçti. Ancak Alaborayı kariyerinin zirvesine taşıyan Zeki Demirkubuz filmi olan Masumiyet oldu. Bu filmde canlandırdığı hayat kadını karakteriyle çok sayıda ödüle layık görüldü. Sonrasında Salkım Hanım'ın Taneleri Yengeç Sepeti, Adem'in Trenleri, Şaşıfelek Çıkması, Pandora'nın Kutusu, Küçük Hanımefendi, Acil Aşkaranıyor, Naciye, İstanbul Sokakları, Ateş Böceği, Deliha, İyi Günde Kötü Günde ve İçimizden Biri gibi pek çok önemli yapımda rol aldı. Ayrıca Yengeç Sepeti, Balkon, Pandora'nın Kutusu ve Adem'in Trenleri'nde sergilediği başarılı performanslarla da pek çok ödülün sahibi oldu. Naci filmi ise Derya Alabora'nın ilk korku filmi deneyimiydi. Oldukça başarılı bir performans sergiledi. Dışarıdan oldukça sert görünen Derya Alabora, bu konuyla ilgili Hürriyet'ten Ömür Gezi'ye verdiği röportajda şunları söylemişti. ''Beni tanımayanlar sert bulur. Aslında tam tersiyimdir. Küçükken utangaç bir çocukmuşum. Utangaç insanlar kendilerini ele vermemek için daha sert görünürler. Biraz da karakter yapısıyla birleşince uzaktan ulaşılmaz gibi bir algı bırakabiliyorum. Tabii ilk rollerimin de etkisi vardır. Masumiyet o kadar sert bir filmdi ki seyirci bu kadar sert küfreden bir kadın karakterle ilk kez karşılaşıyordu. Hakkında iyidir, hoştur ama biraz sinirlidir denmesiyle ilgili ise Habertürk'ten Kübra para verdiği röportajda şunları söylemişti. Hayatımda hiç kavga çıkaran taraf olmadım ama biri bana bir şey yaptığı zaman gereken cevabı veririm. Bizim piyasada birbirinin ayağını kaydıran çoktur. Ah şekerim o çok sinirlidir onu oynatmayın diyerek kötü bir imaj oluşturabiliyorlar. Benim hayatım hakkında hiçbir şey bilmez ama sorsan bir sürü şey söyleyebilir. Aslında anaç bir yapım vardır.'' Eliha, Kırmızı Oda, Masumiyet, Şaşa Pelek Çıkmazı gibi pek çok önemli yapımda rol alan yılların usta tiyatro ve televizyon oyuncusu Derya Alabora, Burada Neler Dönüyor Bir bilsen isimli YouTube programına konuk oldu. Ahlakçılık hiç sevmem diyen Derya Alabora, ilişki yaşadığın en sıra dışı yer sorusuna da bir apartmanın girişi yanıtını vererek herkesi şaşırtmıştı. Her soruya açık yüreklilikle cevap veren oyuncu, hiç açık ilişki yaşadın mı sorusu üzerine ise sözlerine şöyle devam etti: "Bu açık ilişki adı altında olmadan her zaman yapılan bir şey. Aldatmak en sevmediğin şey. Uzun ilişkilerde mutlaka bir şeyler oluyor, olması gerekir. Zaten bunlar olmazsa o ilişki uzun sürmez. İlişki açık olduğu zaman bende olmaz." İnsanlar ufak tefek şeyler yaşayabilir ama açık etmeden. Bunun adını da aldatmak değil mola koyalım. Molalı ilişkiler yaşadım. Bunların söylenilerek yapılmasına karşıyım. Usta sanatçı Cumhuriyet'e verdiği röportajda gündelik yaşamı ile ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı. Geç yatar erken kalkarım. 6-7 gibi ayaktayım. 5 saat uyku bana yeter. Onda kalksam perte gibi oluyorum. Sabahın ilk ışıklarını seviyorum. Geçen gün biri ne yapıyorsunuz bütün gün dedi. Bana gün yetmiyor. O kadar çok yapacak şey var ki haftada iki gün pilates yapıyorum. Storytel'de kitap dinliyorum. Arnavutköy'de sahilde yürüyorum. Arkadaşlarıma giderim. Genelde neşeliyimdir. Asık suratlı bir insan değilim, bir defa takıntılı bir insan değilim. Geçmişte, orada, burada takılı kalmam. Bir yerde sorun varsa çözmeye çalışmak lazım. Bu benim başıma nasıl geldi? Eyvah demenin kimseye faydası yok. Mızmız bir insan hiç olmadım. Hemen ayağa kalkmayı severim. Ne olursa olsun kendini bırakmak bence hayata göre bir şey değil. Bırakan insanları da eleştirmiyorum. Herkesin kendi karakteri. Ben yapıcı tarafından bakarım. Çözelim istiyorum. İlerlemeyi seven bir insanım. Geçmişte kalan bir insan değilim. Bence bunların hepsi güç göstergesi. Hürriyetten Nilay Uzun'a verdiği röportajda ise siyaset ve kadına şiddet gibi konularda şunları söylemişti Alabora. Ben hiçbir zaman iktidardan yana olmadım. Hep ona karşı durdum. Dolayısıyla iktidar olan bir partiyi savunmam pek mümkün değil ama doğru yapılan işlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Baskıcı zihniyete karşı bir anayasa olmalı. Eğer bu başarılırsa epey yol katederiz. Kürt meselesinin mutlaka konuşularak halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu sorunların altından kalkabilirlerse benim de bakışım değişebilir. Kadına şiddet bizim en önemli sorunlarımızdan biri. Erkek egemen toplumlarda ne yazık ki kadın insan yerine koyulmuyor. Sadece erkeğe hizmet etmesi gereken, erkeğin şerefinden sorumlu, onun sözünden çıktığı anda yok olmaya mahkum bir şey gibi algılanıyor. İnsan demek mümkün olamıyor. Bu kadar egemen bir zihniyetle uğraşmak çok kolay olamıyor. Ben kendi mesleğimin içinde bu konuya çok yer ayırıyorum seçtiğim oyunlarda kadın meselesiyle ilgili olanları ön plana alıyorum. Bunun dışında mağdur olmuş kadınlara ulaşmak, onların yanında yer alarak yalnız olmadıklarını hissettirmek, doğuya gidip oradaki kadınların sorunlarını paylaşıp neler yapabiliriz diye konuşmak benim için önemli. Biz de usta sanatçıya bundan sonraki yaşamında mutluluk diliyoruz.